Evet, gözün muhteşem bir yapısı var. İsterseniz önce onunla başlayalım. Siz göz hastalıkları uzmanı olduğunuz için çok iyi biliyorsunuz. Gözün kompleksliği, yapısı hakikaten muhteşem. Biraz kısaca anlatır mısınız? Tabii önce gözümüzün yapısından biraz bahsedeyim konuşmanın başında. Gözlerimiz belki de sahip olduğumuz en önemli duyu organımızdır. Göz çevreden aldığı ışık sayesinde görmemizi sağlar. Gözümüzü koruyan yapılar, kaşlar, kirpikler ve göz kapaklarıdır. Gözümüzün yapısı kabaca 3 bölümden oluşur diyebiliriz. Dışta sert tabaka, sklera denilen beyaz renkli sklera tabakası ve onun devamında saydam kornea tabakası bulunmaktadır. Sklera tabakasının altında damarsal tabaka denilen uvea tabakası bulunmaktadır. Ve en içte ağ tabaka denilen görme hücrelerinin bulunduğu retina tabakası kabaca bu şekilde 3 bölümden oluştuğunu söyleyebiliriz gözümüzün. Korneanın arkasında göze rengini veren iris tabakası bulunmaktadır. İrisin ortasında çevredeki ortamdaki ışık miktarına göre büyüklüğü değişen göz bebeği denilen pupilla bulunmaktadır. İrisin arkasında doğal göz merceği yani lens bulunmaktadır. Ve en arkada işte retina tabakası bulunmaktadır. Gözümüzün yapısı kısaca bu şekilde diyebiliriz. Göz tek başına büyük bir mucize inşallah. Evet. Çok katmandan oluşuyor, çok işlevi var. Yani insan gün içinde hiç fark etmeden etrafına baktığı zaman yüz binlerce işlem yapılıyor. Ve bundan kişinin hiç haberi olmuyor. Evet. Yani çok mucizevi bir yapıdan bahsediyoruz inşallah. Tarif edebilir misiniz? Evet. Tabakalarını tekrar şöyle anlatalım. Skleranın devamı kornea tabakası. Gözün dışında görülen saydam bir dokudur kornea Evet. tabakası. Görme hücrelerinden bahsedelim. Retina tabakasından bahsedelim. Dışarıdan, çevremizden gelen ışınlar kornea ve lenste kırıldıktan sonra ışığa karşı duyarlı hücrelerin bulunduğu, fotoreseptör dediğimiz hücrelerin bulunduğu retina tabakasına düşmektedir. Normal sağlıklı bir gözde dışarıdan gelen ışınlar retinaya, ağ tabakasına, korneadan ve lensten kırılarak retina tabakasına düşer. Burada ışık enerjisini beynimizdeki görme merkezinin algılayabileceği anlamlı elektriksel sinyallere dönüştürebilen fotoreseptör hücreler Evet. bulunmaktadır. Bunlar çubuk hücreleri ve koni hücreleri olarak adlandırılıyor. Çubuk hücrelerinin sayısı 120 milyon civarında çubuk hücresi bulunuyor retinada, ağ tabakasında. Çubuk hücreleri özellikle alacakaranlıkta görmeden sorumlu. Yani çok hafif bir ışık şiddetine bile cevap veriyor ve bu şekilde alacakaranlıkta görmeyi sağlıyor çubuk hücreleri. Koni hücreleri daha parlak ışık düzeyinde devreye Evet. giriyor ve daha çok şekillerin algılanması, cisimlerin net görülmesi gibi özellikleri tanıyabiliyor. Ve makula bölgesinde, özellikle fovea bölgesi dediğimiz gözün görme keskinliğinin en keskin olduğu bölümde yerleşmiş ve bunların sayısı da yaklaşık olarak 6 milyon civarında koni hücresi bulunmakta retinada. Yani görme olayı dışarıda kornea tabakası ve lenste kırılarak gelen ışınların retinada bu bahsettiğimiz koni ve çubuk hücreleri tarafından elektrik sinyallerine çevrilmesi ve bu anlamlı elektrik sinyalleri optik sinir aracılığıyla beyindeki görme merkezine iletilmesiyle oluşan bir olay. Evet. Göz merceği yani vücudumuzda tek saydam ışığa geçirgen protein olan kristalin proteinini Evet. üretiyor. Yani mesela cildimizde ışık geçirgenliği yok. Onun tam orada olması, olması gereken yerde. Bir de esnekliği tabii ki. Çünkü ışığı kırma miktarı değiştiriliyor. Nereye baksak göz net görüyor. Yani odaklıyor kendini hastalık halleri hariç. Ve retinaya odaklıyor. Bu muhteşem bir Evet. mucize.
Gerçekten öyle dediğiniz gibi muhteşem bir mekanizma. Tabii ilerleyen yaşla beraber bu lensin odaklama özelliğini kaybediyor. Bununla beraber bir takım rahatsızlıklarla evet. karşılaşıyoruz. Yaşa bağlı yakın görme bozukluğu, evet. presbiyopi denilen, işte bu lensten kaynaklanan bir rahatsızlık ama bu normal doğan bir kişide mükemmel bir mekanizma. Kornea ile beraber lens dışarıdan gelen ışınların net bir şekilde algılanmasını sağlayan bir mekanizması var dediğiniz gibi. Evet.